Şimdi buradan ben Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım. Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Neymiş? Birisine ben sayın demiş. Ve bundan dolayı açılan davada ne biliyor musunuz? 3 kuruşluk manevi tazminat davası. Niye? Acaba diğerleri tutar mı tutmaz mı? Hile-i şeriye uygulayacaklar ya. Hiçbir medya mensubu da ister yazılı olsun ister görsel olsun kalkıp da benim özgürlük alanıma giremez. Saldıramaz. O zaman şunu biz biliriz. Suçun işlendiği yer. Eğer matbuatsa yayının yapıldığı yer. Suçlunun, zanlının neyse bulunduğu yer. Hiç alakası olmayan bir yer. Nerede? Kartal ilçesinde. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Adalet mülkün esasıdır diyorsak bu esas yerine gelmelidir. Bu esas yerine gelmelidir. Çünkü ben de ceza alıyorsam bu cezaya inanmalıyım. Demeliyim ki bu ceza haklı, ben de bu cezayı çekmeliyim. Şu olaya bak, 3 kuruşluk manevi tazminat çekiyor. Ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı bak manevi tazminata mahkum etti. Olmaz böyle şey. Yani hukuk bu kadar zedelenmemi, bu duruma getirilmemi. Eğer ben bir manevi tazminata mahkum edileceksem bunun hakkı verilir. Öyle mahkum edilmiyor. Ama ben de buna layık olduğumu kabul ettim.